Şüphesiz bugüne kadar Türkiye'de birbirinden farklı değişik huylara ve sapkın davranışlara sahip olan birçok seri katil vardı. Cinayetleri işlerken karşı tarafın ne hissettiğini, ne şekilde acılar çektiğini düşünmeksizin bir bir can alan bu seri katillerin çocukken neler yaşadığını ve nasıl bir ortamda büyüdüğünü az çok tahmin edersiniz. Ama tuhaftır ki her seri katil yaşadığı kötü geçmiş nedeniyle katil olmuyor. Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışan, kendi halinde evli ve iki çocuk babası olan bir adam, çalışma esnasında 31.500 volt elektrik akımına kapılıp bir anda hiç olmadığı bir kişiye dönüştü. Ve kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde ardı arkası kesilmeyen canlar aldı. Türkiye'nin en dehşet verici seri katili Çivici Süleyman Aktaş'a gelin yakından bakalım. Videoya geçmeden kısa bir bölüyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum bu videolar oldukça emek isteyen ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan videolar. O yüzden sizden sadece tek bir isteğim var. Verilen bu emeklerin karşılığını aldığını görmem için videoya küçük bir yorum ve küçük bir beğeni bırakmanızı istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse abone de olabilirsiniz. Şimdiden atmış olduğunuz her bir beğeniye ve yoruma tek tek teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Süleyman Aktaş, Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan, kendi halinde evli ve iki çocuk babası bir hat işçisiydi. Sıradan başlayan bir günde 31.500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralandığı iş kazası kendisinin ve çevresindeki birçok kişinin hayatını derinden etkileyecekti. Uzun süre yoğun bakımda kaldığından fiziksel olarak iyileşse de beyninde hasar oluşmuştu. Hasar sonucu halüsinasyonlar görmeye, kafasının içinde sesler duymaya başlamıştı. Kafasında duyduğu bu seslerden dolayı 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiseri kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle öldürmüştü. Süleyman Aktaş 6 yıl önce ölen polisi de aslında başkalarının öldürdüğünü savunuyordu. Şimdi Antalya'ya ben gezmeye gitmiştim o zaman. Bir iş kazası geçirmiştim, moralim bozuktu. Karaoğlan Parkı'nda çay içiyordum. Orada bir masa var, işte güzel çay geliyor falan. Ben yalnızdım tabii, çay içiyordum. Karşı masada bir düzgün Rusça konuşan bir çift vardı. Baktım şöyle bir, onları anladım Rus olduklarını. Sonra oradan kalkıp geldim ben, bir hayli geç olmuştu. Aynı çifti olay yerinde gördüm. Adamların işini bitirip gittiler, adamın işini bitirip gittiler. O çift yaptı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından hasta olduğu gerekçesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti. Burada 3,5 yıl kaldıktan sonra Denizli'nin Çambaşı köyüne yerleşmişti. Köyde geçirdiği 5 yılın sonunda iç sesinin esiri olup yaşlı bir çifti ilk önce evlerinde bayıltıp daha sonrasında ise suç aleti olarak kullandığı çiviyle katletmişti. Yaşlı çiftin bedenleri geç bulunduğundan kurtlanmış ve çürümeye başlamıştı. Bu yüzden cinayet tespit edilememiş ve ölümlerin gıda zehirlenmesinden dolayı olduğu ortaya koyulmuştu. İki yaşlı çiftin olayının üstünden bir ay geçmişti ki köyde yine yaşlı bir çift bu kez cinayet olduğu açıkça belli bir şekilde evlerinde cansız bulunmuştu. Yine bu iki yaşlı çiftin de ölüm sebebi seri katilin kullanmış olduğu suç aleti olan çiviydi. Hiç korkmasınlar, şüphelenmesinler, hiç korkmasınlar. Öyle diyorlarsa ben o zaman köye gitmem. Madem öyle korkuyorlarsa benden, ki korkmalarına hiçbir neden yok, ben söylüyorum gerçeği. Eğer korkuyorlarsa ben köye gitmem o zaman, onlar köylerinde yaşasınlar. Ben son derece uygar bir insanım. Ben uygarlıktan yana biriyim. Siz nasıl kendinizi hissediyorsanız, böyle cinayet işleseniz buraya gelebilir misiniz? He, böyle. Ben aynı sizler gibi sıradan biriyim. Panikle cinayetleri akrabasına haber vermeye giden bir köylü, akrabasını da aynı şekilde çivilenmiş, can çekişirken bulmuştu. Yaralı adamın ağzından çıkan son kelime ise katilin ismi olmuştu. En sonunda kurbanının ifadesiyle yakalanan Süleyman Aktaş kolayca teslim olmuştu. Yapılan aramalarda evinin alt katında uçları özenle sivrilmiş beton çivileri ve öldüreceklerinin yazıldığı bir liste bulunmuştu. Yapılan sorguda soğukkanlılığıyla dikkat çeken katil, kendisine verilen ikinci görev gereği 3 kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu,
bu yüzden de üçer çivi kullandığını söylüyordu. İkinci görev demesi üzerine bir ay önce gıda zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen ölümlerinde onun eseri olduğu ortaya çıkıyordu. Görevlerin yukarıdan geldiğini, zamanlamayı gösteren sinyalin ise televizyonda Bakanlar Kurulu'nu izlerken aldığını ifade ediyordu. Çivici katilin yapılan muayenede paranoid şizofreni olduğu ortaya çıktı ve tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Aktaş'ın bir keresinde bir günlüğüne de olsa kaldığı hastanenin demirlerini keserek kaçmayı başarması, kaldığı köydeki nüfusun 1500'den 680'e düşmesini sağlamıştı. Bugün hala hastanede yüksek güvenlikli bir odada kalan çivici katilin tedavisinde bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Böyle geçiyor. Sabahleyin şimdi ben kalkıyorum. Oturuyorum biraz. Burada arkadaş oluyor. Onunla konuşuyoruz. Ondan sonra tekrar yatıyorum. Tekrar kalk. Yemek zamanı geliyor. Yemeğe gidiyoruz. İşte bir takım ihtiyaçlar. Ondan sonra televizyona bakamıyorum yani. Yasak ya bize. Biz burada kilitliyiz. Kilitli duruyoruz burada. Yani benim şimdi şurada kalmama hiç gerek yok. Niye buralardayım ben hala anlamıyorum. Süleyman Aktaş şu an 73 yaşında ve halen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezasını çekmeye devam ediyor.